Merhaba, Windows 10'u güncelleştirerek Windows 11'e geçiş videosuna hoş geldiniz. Windows 11 duyurulduğu günden bugüne bilgisayarın hemen her gün güncelleştirmelerini kontrol ediyorum. Ve bilgisayarı sürekli güncel tutmaya özen gösteriyordum. Bilgisayarınız Windows 11'e uyumlu ise şu an ekranda gördüğünüz kutucuk sizde de görünecektir. "24 Ekim'de saat 11 sıralarında yine güncelleştirmeleri kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi Windows 11 işletim sistemine yükseltin kutucuğunu gördüm ve çok heyecanlandım. Sizlerle birlikte bu heyecanımı paylaşmak ve size yol göstermesi için hemen telefonu ayarlayıp videoya başladım. İndir ve yükle butonuna tıkladığımızda lisans koşullarını görüyoruz. Bu koşulları kabul edip yüklemeyi başlatıyoruz. Evet, şu an Windows 11 güncelleştirmesi indiriliyor. İndirme işlemine 23:20'de başladık. Benim kullandığım internet hızı yaklaşık 10 megabit ve indirme süresi bende tam olarak 90 dakika sürdü. Sıkılmamanız için videoyu ileri sardım. Yüklemenin başlayacağı sırada telefonumun şarjı azaldı ve ben de yükleme ekranını Honor'un ekran kaydetme özelliğini kullanarak kaydettim. Bu sırada telefonumu şarj ettim. Yükleme işlemine 1'e 10 kala başlamıştık. 100 dakika süren yükleme işlemi bittiğinde bizden güncelleştirmeyi bilgisayara işlemek için bilgisayarı yeniden başlatmamızı istiyor. Ben saat geç olduğu için ve sabah işe gideceğimden dolayı bilgisayarı kapattım. Ertesi gün 9'a çeyrek kala bilgisayarı açıp güncelleştirme ekranını açarak "Şimdi yeniden başlat" butonuna tıkladım. İki kullanıcı olduğu için uyarı ile karşılaştım. Bu sizde olmaz.
Yeniden başlatma işlemi 9'a 10 kala bitti ve Windows 11 yüklendi. Bilgisayarın ilk defa Windows 11 olarak açılması 2 dakika sürdü. Sonunda Windows 11'e kavuştuk. Bugünden sonra Windows 11 hakkında bilmeniz gereken ne varsa bu kanalda bulabileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Cannet Teknoloji kanalına hala abone olmadıysanız hemen abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. We'll be right back.